O telefon zaten en can alıcı nokta. Bunu, tamam. Bunu sana saklıyoruz. Okay. Aha. İşte çok güzel bir nokta. Buna tak diye tek cümleye cevap verebilir. Hatta size bir can alıcı bilgi daha vereyim. Ballı kaymaklı heyecanlı kısma geldik. Merhabalar. Merhabalar. Yanımda Şeyma var. Merhaba de. Merhaba arkadaşlar. Şeyma Anadolu Bursiyeri. Çok böyle soramazsın bölümü vari bir şey oluyor şu anda. Ama bunu aldırmayın. Anadolu Bursiyerliği programından bahsedeceğiz. Anadolu Bursiyerliği çok özetle şu demek. İlk 1000'e girmenize gerek kalmadan, ilk 20.000'e girerek bildiğim kadarıyla başvurabileceğiniz bir program. Şimdi, ben 6 tane soru hazırladım bu arada. Ama işte bunları çok detaylıca konuşacağız. O yüzden videonun tamamını izlemenizi tavsiye ediyorum eğer başvurmayı düşünüyorsanız. Soru bazlı bölersin muhtemelen YouTube videosunda. Evet, evet öyle yapacağım. Şeyma, bize kendinden bahseder misin? Hello arkadaşlar. Öncelikle ben Şeyma Sarıtan. Soy ismimi de söyleyeyim. İsterseniz Anadolu Bursiyerlik kataloğundan bakabilirsiniz. İnternette de bununla ilgili zaten bayağı detaylı bir bilgi var. Şimdi öncelikle Berfin sorularını sormadan genel olarak kendimden bahsedecek olursam, ben 2018 girişliyim. İşletme ve psikoloji çift Anadolu öğrencisiyim. Şu anda son sınıftayım ve Anadolu Bursiyeriyim. Tabii ki de. Aslen Bursalıyım. Bu program şu şekilde oluyor. Lise son sınıftayken YKS'ye henüz girmeden süreç başlıyor. Tahminen Şubat-Mart ayları gibi oluyor ama yıllık olarak bu tarih değişebiliyor. O yüzden de bunu sizin gireceğiniz sene spesifik olarak internet sitesinden detaylıca araştırmanız gerekiyor. En önemli birinci koşulumuz tarihleri yakalamak. Onun dışında koşullardan bahsedebilirim aslında Anadolu Bursiyerliği hakkında. İlk hani ne gibi koşulları sağlarsanız girebilirsiniz ya da bu programa başvurabilirsiniz diye. Berfin'in de söylediği gibi ilk 20.000'e girmek gibi bir koşulu vardı 2018 yılında ben başvurduğumda. Ama bu işte bu sene deprem oldu vesaire, böyle yıl içinde yaşanan bir takım sıkıntılar olduğunda o yılın durumuna göre güncelleniyor. O yüzden hani her sene 20.000 değil aslında bu koşul. Dediğim gibi benim senemde 20.000'di. Bu koşulu sağladıktan sonra asıl kısım şu şekilde aslında. Bu program sizin Koç'ta bir burs veren aracılığıyla, bu bir sürü firma, yani değişkenlik gösterebilir bir sürü firmalar var. İşte benimkisi Tofaş, ben Tofaş bursiyeriyim. Sizi aslında şu şekilde okutuyorlar. Yıllık masrafının 2/3'ünü bu burs veren firma karşılıyor. 1/3'ünü de Koç Vakfı karşılıyor. İstiyorsan sen sorularını sor, ona soru yanıt şeklinde devam edelim. Tamam. Yoksa ben anlatacağım genel olarak. Tamam. O zaman sen Anadolu Bursiyerliği'nin koşullarını ne kadar biliyorsan detayıyla anlat. Okay. Sonrasında diğer sorulara geçelim. Diğer koşullar aslında şu şekilde ilerliyor. E-Devlet üzerinden toplamanız gereken bir takım belgeler var. İşte ICG kaydı, ailenizin gelir durumunu gösteren bir takım işte belgeler bu. Emeklisi, emekli maaşı bordrosu olabilir. İşte çalışansa, çalıştığına dair olan işte belgeler olabilir. Buna benzer bir takım evraklar var. Bunları tamamlayıp yüklemeniz gerekiyor sisteme tarih bitmeden. Ama asıl can alıcı iki tane önemli nokta var ve bunlar aslında Anadolu Bursiyerliği'ne kabul almanıza neden olan ana iki kriter zannımca. Bir tanesi referans mektupları. O da iki tane olmak zorunda. Genelde okul müdürü, rehberlik hocası ya da işte spesifik olarak sizinle yakın iletişim halinde olan ders, tarih hocası vesaire olabilir. Sizin hakkınızda, sizin şu zamana kadar lise hayatınız boyunca neler yaptınız, atıyorum TÜBİTAK'a katılmış olabilirsin bununla alakalı vesaire. Senin spesifik özelliklerini içeren neden Anadolu Bursiyerliği'ne kabul alınmalı bu öğrenci minvalinde bir referans mektubu. Bu iki tane mektubu hocalarınızdan işte almanız gerekiyor. Ve bir diğer ana konu ve bence en önemli şeylerden diğeri, her sene konusu değişmekle beraber size bir şey yazdırıyorlar. Örneğin bizim senemizde şu şekildeydi. Eğer ki ülkeyi sen yönetiyor olsaydın, şu an Türkiye Cumhuriyeti Başkanı olarak ya da Cumhurbaşkanı olarak ülkedeki ne gibi bir sıkıntıya yönelip onu çözmeye endekslenirdin gibi bir soru gelmişti bize. Ben şahsen kendi senemde, bu bir insight olsun diye, yani bir belki size fikir verir diye söylüyorum, kadın cinayetleri ve çocuk istismarı üzerine yazmıştım. Herkes için çok değişkenlik gösterebilir, LGBT hakları olabilir. Ne işte sizin daha çok endekslenmek istediğiniz şeyse bu sorunun yanıtı, ona yönelik bir yazı yazıyorsunuz. Genelde işte bir sayfa, bir sayfadan biraz uzun bir yazı oluyor bu. Genel düşüncelerinizi içeren, sizin hakkınızda fikir veren, yani okuduklarında "Aa, Şeyma böyle bir insan ve buna önem veriyor" diyebilecekleri tarzda bir yazı. Bu ikisi inanılmaz önemli. Diğer evraklardan
bağımsız olarak. Tabii ki o evraklarda da sizin gelir durumunuz vesaire önem arz ediyor ama daha çok sizin nasıl bir insan olduğunuz, okula kabul alırsanız ileride mezun olduğunuzda ne gibi şeyleri değiştirmek istediğiniz. Yani aslında sizin parıltınızı, ışıltınızı ifade eden, sizi tanımlayan bir yazı özetle. O telefon zaten en can alıcı nokta bu hikayedeki. Ben bu Şeyma'ya gelen telefonu hatırlıyorum. Biz beraber miydik? O kabul aldığım telefonu. Ben davet edildiğim telefondan bahsediyorum. Ha, o son okay. aşama. Oraya okay. geleceğim. Dediğim gibi ilk etap bu şekilde. Belge yükleme ve başvuru süreci. Bütün bunları tamamladınız. Bunu varsayarak ilerliyorum. Ve şunu da bir parantez açıp söyleyeyim. Benim senemde 4000 başvuru vardı ve 200 kişi okula davet edildi. 130 kişi kabul aldı. Ben o 130 kişiden biriyim 2018 bursiyerlerinden. Şöyle, her sene bu arada artıyor. Bizden sonra 6000 oldu. Sonradan takip etmem ama belki şu an 10.000 kişi bile başvuruyor olabilir bu arada. Hani sizin kafanızda bir sayı ve oran oluşsun diye bu sayıyı paylaştım. Özetle bu şekilde. İkinci etaba gelecek oluyorum, sorun yoksa. Henüz yok, tamam. Devam et. İkinci etap şu şekilde oluyor. Aslında bu bizim son sorumuz yanlış hatırlamıyorsam ama burada açıklayayım bence. Hayır. Bunu sona saklıyoruz. Okay. O en şey... Kaymaklı yeri yani. Okay. Şimdi üçüncü sorum. Bursun avantajları ve dezavantajları neler sence? Aha, işte çok güzel bir nokta. Bu sorunun yanısına şu şekilde cevap vereyim. İlk öncelikle kesinlikle bir dezavantajı yok. Buna tak diye tek cümleye cevap verebilirim. Çünkü bunu Berfin bana video çekmeden önce sorduğunda gerçekten durup düşündüm. Var mı bir dezavantajı diye. Yok arkadaşlar. Hatta size bir can alıcı bilgi daha vereyim. Aksine bütün Anadolu bursiyerleri olmayan, tam burslu olan KUDEP'li öğrencilerin kıskandığı bir, yani which is Berfin, bir program bu. Niye diyeceksiniz? Anlatıyorum, avantajlarını anlatırken zaten anlayacaksınız. Bu program size şu imkanı sunuyor. Okula evet kabul alıyorsunuz, tam burslu okuyorsunuz. Yani eğitim masrafından muafsınız ama eğitim masrafı dışında da aslında sizi birçok açıdan çok avantajlarla getiriyor ve eğitim masrafının dışında da sizin hayatınızı şu manada kolaylaştırıyor. Size aylık bir cep harçlığı veriyorlar. Bu cep harçlığı sayesinde genelde yemekhaneye endeksli bir şekilde aylık olarak karnınızı doyurabileceğiniz minvalde bir rakam oluyor ve güncelleniyor. Bu dönem ne kadar olduğunu da söyleyeyim. Bu dönem şu an biz 2650 TL alıyoruz. Berfinler de, KUDEP'liler de aynı bir rakam alıyor. Değişiklik yok bu açıdan, tam burslularla. Ama dediğim gibi bu her sene güncelleniyor. İlk girdiğim yıl 2018'de 750 TL civarı bir şeydi yani. 750 takriben liraydı. Öyle bir şeydi. Özellikle şunu söyleyeceğim, yani bu cep harçlığı, eğitim masrafı, üstüne bir de artı olarak size yurt imkanı sunuyorlar. Ama bu yurdu biraz açacak ve parantez halinde de sayını verecek olursak, genelde gitgide okulda yurt problemi olduğundan dolayı, kontenjan sıkıntısından dolayı bu biraz değişmiş biz kabul aldıktan sonra ama ben girdiğimden beri şu şekilde 3 veya 4 kişilik odalarda kalıyorsunuz. Bu sizin yaptığınız tercih ve o anki oda durumuna göre değişiklik gösterebiliyor. Batı ve ana kampüste yurtlar ayrılıyor ve bu da çok önemli bir bilgi. Genelde hazırlıktaysanız bir sene kesin neredeyse Batı kampüste kalıyorsunuz ama çok uzak değiller. 2 kilometre falandır yani tahminen ve shuttle 10 dakika. O yüzden çok dert değil. Artı başka ne yanı var? Ha bak, bu çok herkesin bilmediği ama aslında birçok Anadolu Bursiyerinin sevdiği bir şey daha. Her sene genelde düzenli olarak Anadolu Bursiyerliği teşekkür yemeği denilen bir şey düzenleniyor. Bu yemekte, yemeğin amacı. Bizim girdiğimiz seneden örnek verecek olursam 130 tane öğrencinin 130 ayrı tane bursiyerin olduğunu düşünecek olursak, işte benim TOFAŞ'tı, büyük firmaları düşünün, yani marka saymak istemiyorum şu anda. Hepsinin üst düzey yöneticilerinden davet edildiği, böyle aslında kind of yani networking yapabileceğiniz, böyle bu tarz iş hayatı hakkında bilgiler alabileceğiniz, insanlarla tanıştığınız bir kokteyl minvalinde bir gece. Ve genelde Anadolu Bursiyerlerin en çok sevdiği şey olmasının sebeplerinden biri, okulda aldığınız eğitimi iş hayatına taşımak istediğiniz yolda aslında bu insanlarla tanışıp birebir kontak kurmak, işte onlarla bu ortamı 5-6 saatliğine de olsa paylaşmak ve belki hiç bilmediğiniz bir konuda sizin geleceğe yönelik fikrinizi değiştiren insanlarla hiçbir şekilde aynı ortama giremeyecekken aynı ortama girme imkanı sunuyor size. Biz bütün Anadolu Bursiyerleri olarak buna bayılıyoruz. O yüzden her sene o gün için özel böyle süsleniriz, hazırlanırız. Bayağı heyecanlı oluyor o anlamda. Ve farklı yerlerde düzenliyor. Genelde Koç grubuna ait işte divan otelleri olabilir. Rahmi Koç araba müzesi olabilir. Böyle yine Koç grubunun, aslında Koç ailesinin de parçası olduğunuzu hissettiğiniz bir ortamda olduğu için, yani böyle çok aynı zamanda tatlı da bir ortam oluyor.
Bunu çoğu Anadolu Bursiyerlerine başvuran öğrenci bilmez. Genelde kabul aldıktan sonra öğrendiğimiz diyorlar. Ve plus benim burada olmamın bir artı yanı daha var bu videoyu çekerken. Ben sadece Anadolu Bursiyeri değilim. Geçtiğimiz yaz ve ondan önceki yaz da Anadolu Bursiyerli mentorluğu yaptım. Yani benden sonra gelen alt dönem olan arkadaşlarıma mentorluk yaptığım için aslında sürecin background yani arka tarafını da biliyorum. Şey gibi stage ve stage arkası tiyatrodaki. Yani işin baştan sona tüm sürecini anlatabilecek bir noktadayım sizin için. Başka biraz sorunun dışına çıkmış hissettim kendimi. Başka da galiba artı olarak aklıma gelen avantaj olarak söyleyebileceğim bir şey yok şu anda. Peki. Beşinci soru, başvurmak isteyenlere önerin, tavsiyen var mı? Ne yapsınlar? Düşünüyorum. Ya aslında bu öneri veya tavsiyeden ziyade şu iç görüyor ya da iç bilgiyi size sağlayabilirim belki. Belki de biliyorsunuz ama ya bu programda tabii ki maddi durumunuzun bu okulda okumaya biraz da yetmediği bir hani ne kadar başarılı olsanız da yetmediği bir case olduğu için bu durum. Ya aslında hani ben kendim de bu arada babamı kanserden kaybettim lise sondayken hani yetimim. O yüzden bu tarz öğrencilerin belki parantez açıp söylemek gerekir biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum başvururken şu açıdan. Sizin maddi durumunuz daha zor oluyor diğer işte başvuran arkadaşlara göre ve o yüzden aslında yani bu gibi durumların başvuru sürecinde yani artı puan diyebilirim özetle. Bir tarafı da var açıkça söylemek gerekirse kabul alma sürecinde. Ama başka hani öneri olarak aklıma gelen ya benim önerim galiba şeyle alakalı biraz daha, son soruyla alakalı. Orada versem daha manalı olabilir. 24 saat programında şunu şöyle yapsanız ya da şu süreci şöyle yönetseniz diyerekten öneri versem daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. O yüzden son soruyu da yanıtlarken cevabı vereyim. Okey, zaten son soruya gelmiştik. Son sorum, belge yükleme aşaması başarılı geçtikten sonra 24 saat programı nasıl oluyor? Neler yapıyorsunuz? Nasıl işliyor süreç? En Berfin'de söylediği gibi ballı kaymaklı heyecanlı kısma geldik şu anda. Şimdi bunu anlatırken ben kendim de çok heyecanlanıyorum. Çünkü anlatırken tekrar yaşıyor gibi oluyorum. Umarım enerjim size de geçer. Şu şekilde oluyor. Benim kendi sürecimi size anlatayım. Biraz da böyle kişisel bir paylaşım gibi olacak. Ben dediğim gibi Bursa'da doğup büyüdüğüm için o esnada işte sonuçların açıklandığı gün ailemleydim. Bursa'daydım. Ve hani açıkça söylemek gerekirse babamı da kaybettiğim için o sene ben böyle çok medet umarak ya da işte heyecanlı başvuran öğrencilerden ziyade biraz daha böyle şey kıvamındaydım. Hani bir telefon gelmesini o kadar beklemiyorum ki. O kadar sürpriz oldu ki bana. Birçok insan mesela başvurunca onun heyecanıyla hazırlanıyorsun ama böyle bir motivasyonu oluyor. Ben çok onu düşünerek değildi de daha böyle aa oldu falan gibi oldu benimkisi. Beklenmedik bir şekilde gibiydi. Hiç hatta o kadar beklemiyordum ki ben Koç'a ziyarete gelmemiştim bile tercih döneminde hani okulu görmeye. Hani ihtimal bile vermiyordum. O kadar şeydim böyle ya Koç mu hayal falandım yani. O yüzden ki çok fazla insan böyle düşünüyor bu arada. Evet. O yüzden siz de belki böyle düşünerek başvuracaksınız. Hani benim hikayem belki size bir ilham olur. Aynen. Şöyle oldu. Hiç beklemiyorum. Ailemle Karadeniz turundan geri dönmüşüm. Böyle yatıp dizi izliyorum. Bir anda telefonum çaldı benim. 0212'li bir numara. Hiç hani Koç olma ihtimali yok aklımda. Ama telefonu açtım. İşte merhaba Şeyma Hanım, biz sizi Koç Üniversitesi'nden arıyoruz falan gibi bir kişi konuşuyor ama ben o an o Koç Üniversitesi'ni arıyoruz duyduğum an cümlenin geri kalanını dinlemedim. Yani sadece heyecan kapladı içimi ve falan oldum böyle. İçim içime sığmadı. O yüzden de bana söyledikleri şey şuydu. İşte başvurunuz olumlu değerlendirildi. Sizi okula 24 saat programına davet ediyoruz ve tüm süreci hani onlar karşılıyor zaten. İşte uçak biletiyse, neredeyseniz, hangi ildeyseniz onlar sağlıyor. Size bir maddi şey olmuyor bunun, yükü olmuyor. Çünkü sonuçta onlar da garanti vermiyor. Kabul aldınız demiyorlar. Sizi tanımak için, daha yakından tanımak için buraya davet ediyorlar. Ve aynı zamanda sizin de okulu görmeniz, buraya adapte olabilecek misiniz, buraya ait hissedebilecek misiniz? Bunu da biraz ölçmek amacıyla yapılıyor. Buna davet edildim ve heyecanlı bir şekilde yola çıktım neredeyse ertesi gün. O kadar hızlı ilerliyor süreç. Ama şunu söyleyebilirim size. Şimdi bunun maalesef pandemiyle alakalı negatif bir tarafı oldu. Umarım sizin başınıza denk gelmez bu sene başvuranların. Belki depremden kaynaklı gene öyle olabilir, emin değilim ama benim kabul aldığım sene yüz yüzeydi bu program. Ama sonra 2021 evet, yılından itibaren son 2 senedir maalesef online yürütüldü. Yani şöyle söyleyebilirim. Şansınıza online de olabilir ama moraliniz bozulmasın. Yani bu bir negativity değil. Tabii ki kampüs ortamında olmak, kampüsü görmek çok büyük avantaj ve iyi hissettiriyor yüz yüze tanışmak. Ama olmadığı takdirde de bunu negatif algılayıp kendinizi sakın
demotive etmeyin. Öncelikle bunu söyleyeyim hikaye anlatmada. Neyse bizimkisi yüz yüzeydi özetle. Biz... Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Eğer hani İstanbul'daysanız ya da hani kampüse gelme şansınız varsa ve gelmek görmek istiyorsanız bana yazın Instagram'dan falan. Ben sizi gezdireyim. Böyle bir olanak sunuyorum size. Bu arada Berfin bunu söylerken aklıma bir şey getirdi. Bu da çok önemli ve biz en başında bunu söylemiyorduğumuz için burada bu bilgiyi vereceğim maalesef ama aslında Anadolu Bursiyerliği adından da anlayabileceğiniz üzere Anadolu'daki başarılı öğrencilerin İstanbul gibi büyük şehirde güzel, yurt dışında da kabul edilebilirliği yüksek olan başarılı bir okulda okuma imkanı sunan bir program özetle. Hani adının Anadolu Bursiyeri olmasının sebebi Anadolu'dan gelen işte eğitim koşulları eşitsizliğini önlemek amacıyla başlatılan bir program aslında. En önemli tanımı bu. Şimdi konumuza geri dönüyorum. Evet, ben dediğim gibi buradayım. Yazın. Devam. Konumuza geri dönecek olursam şöyle oluyor. Okasını çağırıyorlar. 3 gün boyunca sizi ağırlıyorlar yurtlarda. Ve program bizim senemizde şöyle ilerledi. Başta siz tercih yaparken tabii 2 bölüm yazıyorsunuz. Ben işletme psikoloji yazmıştım. O yüzden hani aslında böyle bir alternatifiniz de oluyor. 2. bölüm hani kafanız karışıksa, net değilseniz. Ben işletmeden dediğim gibi kabul aldım. Bu da çok bu arada kabul alma oranını etkileyen bir şey. Hangi bölüm yazdığın ve senin rakiplerin. Yani rakip demek çok hoş olmayabilir ama diğer öğrencilerin kim olduğunun da çok büyük önemi oluyor o süreçte. Biz şu şekilde ilerledik. Bizi okula davet ettiler ve okula davet ettiklerinde ilk güne dersleri düzenlemişler. Bizim fakültemize yönelik dersler, aynı zamanda hukuk fakültesine yönelik dersler. İşte o derslere giriyorsunuz böyle daha örnek aklınızda nasıl olduğuna dair fikir olsun diye. İlk gün biraz öyle geçiyor, derslere bakıyorsunuz falan. Aynı zamanda en güzel tarafı ilk gün size aynı bölümde okuyacak olan öğrencilerden mesela biz 13 kişiydik, bir mentor da atanıyor, o size eşlik ediyor tüm süreç boyunca. Yeni insanlar tanıyorsunuz. Mesela benim için en büyük avantajı ben Bursa'da doğup büyüdüğüm için hiç Anadolu'nun başka yerlerinden böyle arkadaş çevrem olmamıştı ve ilk kez buraya davet edildiğimde kabul alınmasam bile çok güzel bir yanı olan şey bir sürü şehirden arkadaşım oldu. Bir anda. 3 günde. Ve çok tatlı ve güzel geçti o 3 gün yani. O çok büyük bir artısı bu işim. Dediğim gibi bu tarafı bayağı eğlenceliydi ama asıl ana taraf burada biraz daha gergin ve seçilmenize neden olan görüşmeler kısmını söylüyorum. İkinci ve üçüncü gün biraz daha böyle bölümde mesela bizim Zeynep Hoca girmişti görüşmemizde, dekan da o zaman. Zeynep Hoca ile 4 ya da 5-6 kişilik bir grupla konuşuyorsunuz yani biraz daha böyle sohbet minvalinde oluyor ama sizin nasıl bir insan olduğunuzu da anlayabileceği tarzda sorular soruyor size. Bir görüşme, birinci görüşmelerden en önemli olanlardan biri o. Bir de Anadolu Bursiyerliği ekibi denilen böyle bu süreci yöneten 5-6 kişiden oluşan bir ekip var. Ben aynı zamanda orada da bu arada Work and Study yaptım. Aslı ablaların yanında uzun bir süre. O yüzden de birebir tanıyorum kendilerini. Çok tatlı insanlar. İşte onlar o süreci yönettikleri için sizinle mülakatı aslında onlar yapıyor. Ve mülakat süreci şu şekilde geçiyor. Sizin o zamana kadar göndermiş olduğunuz evraklar ellerinde oluyor. İşte maddi durumunuzdan tutun, okul zamanınızda ne yaptığınız, işte özel hayatınızda yaşadıklarınız, nasıl bir insan olduğunuz, ne yapmak istediğiniz, bütün data ellerinde oluyor yani aslında o görüşmeye davet edildiğinizde. Ve kişiye yönelik bir saat atanıyor. O size söyleniyor. O saatte işte olmanız gereken yere gidip birebir görüşmeye giriyorsunuz. Yaklaşık 20 dakika gibi geçiyor ve kişiden kişiye bu değişkenlik gösteriyor konuşulanlara bağlı olarak. Şahsen benim hikayem biraz ağlamalı geçmişti. Çünkü ben babamı kaybedeli henüz bir sene olmamıştı. Babamı kaybettiğim için bu süreçte onunla alakalı olan hikayeyi de anlattığımdan dolayı karşılıklı ağlamıştık gibi diyebilirim. O anlamda biraz hani duygusal bir görüşmeydi benimkisi. Ama ben pozitif hissederek çıktım o görüşmeden. Herkes, yani bazıları çok gergin çıkıyor. Mesela biz kendi içimizde o görüşmeden sonra o arkadaşlarla tanışıp konuştuktan sonra işte kabul alacak mıyım, alındım mı, alınmayacak mıyım falan diye gergin sohbetler olmuştu. Ve ben de kimseye dillendirerek bunu açıkça söylemesem de bir enerji vardır ya içinizde hissettiğiniz. Ben dedim ki bu pozitif olacak. Belki de manifestledim bilmiyorum ama sonucunda gerçekten de öyle oldu ki buradayım. O süreç o şekilde ve en son olan olaya geliyorum ve en güzel şeylerden bir diğeri. 3 günün sonunda tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra sizi en son 24 saatlik programının kapanışı minvalinde bir veda yemeği gibi bir şey düzenliyorlar. Bizim senemizde
Bir de. Evet. Sos avlusundaydı. Sos fakültesinin avlusuna böyle masaları koyup yemek işte organizasyonu olmuştu. Yine orada da fakültenizden, ben Case'deyim işletmede okuduğum için. College of Administration, Administrative Science. O yüzden oradan bir hoca oluyor genelde. Eşlik eden size masada bir tane hoca oluyor. O işte 10 kişiyse atıyorum masa. Hepiniz hocayla sohbet ediyorsunuz. Kaynaşma. Ve bu öneri kısmıyla alakalı söyleyeceğim kısma geldik. Benim önerim bu gibi mülakatlarda ya da hocalarla birebir interaksiyon halindeyken biraz daha kendiniz hakkında insight bilgiler verebilmeniz. Hani siz neden anlatım seri olarak bu okula alınmalısınız? Siz nasıl bir insansınız? Niye sizi seçmelileri biraz böyle kendinizi iyi reprezent etmek, sunmakla alakalı olduğunu düşünüyorum. Ve açık, düzgün bir iletişim dili kanalı. Yani kendinizi ne kadar ifade ediyorsanız aslında o kadar bence artı öndesiniz. Hayatın her alanında böyle ama bu konuda da böyle. Ve ben onu öneri olarak söyleyebilirim. Ağzı laf yapan kazanıyor gibi yani. Biraz. Doğru kelime ağzı laf yapan değil. Kendini iyi tanıtan ve kendini iyi farkında i̇yi olan. Tanıyan. Ya yani iyi tanıyan. Çünkü ağzı laf yapan dediğinde bu çok tartışmaya açık bir kelime benim için. Ondan onu kullanmak istemedim. Şimdi sonuca bağlayacak olursam, o gün o yemek yeniyor, işte konuşma yapılıyor, akşamına müzik açılıyor. Herkes dans ediyor, eğleniyor, tanışıyor, ediyor falan, çok güzel oluyor. Bizim sürecimizde, yine bir insight vereyim, şöyle bir şey olmuştu. Biz o yemekten sonra o kadar kaynaşmıştık, o kadar dans etmiştik ki, kendi ekibimizle, 13 kişilik mentorumuzun işte, Case Fakültesinden olan arkadaşlarla. Benim hala daha son sınıfa geldim en yakın arkadaşlarım. Hatta bir tanesi şu an gerçekten en yakın arkadaşım. Ömer Faruk Paksoy bu arada. O da Maraş'tan. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Plus Berfin'in söylediğine ek olarak ben de şunu ekleyebilirim. Benim de Instagram hesabım açık. Bana da bir konu hakkında soru sormak isterseniz ya da ulaşmak buraya isterseniz ulaşabilirsiniz. Ben de her zaman yardım etmeye çalışırım elimden geldiğince. Benim de Instagram hesabım Seyma Saritan. Dediğim gibi hani ben de çok okeyim buna. Bunun dışında dediğim gibi biz çok yakın arkadaş olmuştuk ve şey demiştik o gece, uyumayalım bu gece, birlikte Hanford'da arkada gördüğünüz mükemmel yerde sabahlayalım. Kabul almasak bile bu arkadaşlıkları bir şekilde İstanbul'da farklı üniversitelere gitsek bile devam ederiz dedik ve burası bizim tanışmamıza vesile oldu deriz dedik ve size gerçek söylüyorum, 13 kişilik ekipten 12 kişi kabul aldık. O kadar iyi bir iletişim kurmuştuk ki, o kadar iyi kaynaşmıştık ya, bu oran çok yüksek oran, normalde yarı yarıyadır. Bir tek bizim ekip 12 oranına aldı. Çok ve iyi. 13. olan kişi de kendisi koça gelmemeyi istediği için galiba süreçten ayrılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden aslında full yani oran. ve yani size şunu söyleyeyim özetle. Bu programa kabul alsanız da almasanız da buraya davet edildikten sonrasında yaşadığınız deneyimler üzerinden başvururken hani aslında bu çok büyük bir ayrıcalık ve size çok güzel imkanlar sunan, çok güzel kapılar açan bir program. Benim hayatım gerçek manada söylüyorum. Babamı kanserden kaybetmiş bir insan olarak da bunu söylüyorum. O zaman böyle hayatımın en depresyon düştüğü ve böyle hani çarkın yukarı değil aşağı indiği bir andayken tekrardan çok çok yukarılara tekrar fırladığı değişimi bu yani Anadolu Bursiyerli. Değişime neden olan şey Anadolu Bursiyerli programı ve o yüzden çok mutluyum, çok şanslı hissediyorum. Nasıl diyeyim size? Benim hayatıma çok büyük artıları oldu ve benim bakış açımı, hayata karşı düşüncelerimi baştan sona şekillendirdi desem yalan olmaz yani. Ve kapatırken de sonra Berkin'in söylediği telefon hikayesine geliyorum. Bursa'dayız, tercih yapacağız. Ben özel kolejdeydim son iki senemde. Berfin'le aynı liseden mezun olmadık ama aynı lisede başlamıştık. İşte Berfin, başka yakın bir arkadaşımız. Üçümüz Starbucks'ta hocalarla görüştükten sonra tercih istemiz. Tekrar üstünden geçip konuşuyoruz. Ben tam yanlarından ayrıldım. Bursa'yı bilenler bilir, Özlüce'de böyle. Bulvarda yürüyorum. Bir anda telefonum çaldı. Arkadaşım taksiye binmişti, Ali diğer arkadaşımızın adı. Berfin çoktan ayrılmıştı. Telefon çaldı. 0212 gör. Ali'ye böyle yapıyorum. Ali! Ali! Ali telefonum, telefonum çaldı. Ali! Ali! Falan gitme falan yapıyorum. Uzaktan görüyor ama bir şey diyemiyor falan. Ben telefonu aldım ve bu 24 saat programının hani günün şey bittikten ertesi günü oluyor. Yani bir gün yani 24 saat geçiyor sadece. Zaten şey diyorlar, biz size olumluysa yanıt döneceğiz. Hani olumsuzsa dönmüyorlar bildiğim kadarıyla. Oradan anlıyorsunuz bir iki gün dışında telefon gelmezse. Bana geldi o telefon. Ben size şaka yapmıyorum ve şu an anlatırken de yaşıyorum zaten mimiklerimden hissediyorsunuzdur. Eve depar attım. Bağırarak. Anne, anne kabul aldım falan diye bağırıyorum böyle. Balkonda oturuyorlarmış başka bir komşumuzla. Onlar oradan sıçrıyor. Biz 5. katta oturuyoruz. Ben aşağıdan sıçrıyorum falan. Ömrümüze ev sağlıyoruz falan. Yukarı 5 kat çıkana kadar heyecanımı yaşadım. Öyle çıktım. Yani hani aşağıda bir tur zıpladım, hopladım, bağırdım, çağırdım. Öyle çıktım. Ve
şu şekilde kutladık biz bunu. Benden 10 yaş büyük bir kuzenim var. Arabayı aldı. Direkt beni aldı. Pasta aldı. Pasta kestik. Üstüne şey aldı. Kız Koçlu sen nerelisin falan diye böyle espri yapıyor. Hani balon aldık. Böyle bir ailede bir şey oldu yani bu. Şeyma Koç'tan kabul aldı falan böyle. Benim başarı hikayem bütün ailece büyük bir heyecanla kutlandı yani. Ve ben bu hikayeyi kime anlatsam hani bu kabul aldığımdan beri 5 yıldır. Herkes benimle birlikte tekrardan gurur duyuyor. Ve emin olun yani bu mükemmel bir serüven. Kabul alınsa da, alınmasa da, olumlu olsa da, olumsuz olsa da bunu yaşamış olduğum için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum. Umarım birçoğunuz için bu hani bunu hak eden, gönlünden geçiren ve nasıl diyeyim gerçekten burada olmayı hani hem isteyen hem de ait olabileceğine de inanan içten herkesin başına gelsin dediğim bir olay. Ve benim yani mezuniyetim de yaklaştığı için şu an hani çok az kaldığı için aynı zamanda çok hüzünlü de olduğum bir dönem. Hiç okuldan mezun olmak istemiyorum. Kampüsten ayrılmak istemiyorum. Geçen dönem Erasmus'taydım. Bir dönem uzak kaldım 4 ay sadece kampüsten. Böyle şeyim arkadaşlarım okulum falan diye böyle hani heyecanlı ve özlemiş bir şekilde geri döndüm. Gerçekten burası büyük bir aile. Ve umarım bu ailenin parçası olmak isteyip de efor koyan herkes bu ailenin parçası olur. Gelir, bizle tanışır, arkadaş olur, bir kahve içer, eğleniriz. Evet. Hatta birlikte Babas'a gidip iç edebiliriz. Babas da bu arada Batı Kampüs'ün yanında Koç öğrencilerinin takıldığı bir bar. Küçük bir info. Özetle bu şekilde hani Anadolu Bursiyerli benim için serüven açısından yani Anadolu Bursiyerli serüven bu şekilde. Ve başka ne söyleyebilirim ekstra diye düşünüyorum. Ya kampüs mükemmel, insanlar mükemmel, ortam mükemmel, çok eğlenceli, çok güzel. Umarım yani sizin için de güzel ve olumlu sonuçlanır. Galiba benim için bu kadardı. Yani teşekkür ederim dediğiniz için. Sizi seviyoruz.